YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte büyük küçük herkesin sevebileceği makarnadan pizzalar hazırlıyoruz. Görseli ve lezzeti muhteşem bir tarif. Tarife geçiyorum. Daha önceden tencerenin içerisine suyu koyup kaynattım. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Yarım paket penne makarnayı içerisine ilave ediyorum. Makarnayı haşlayıp soğuk suyla süzüyorum. Makarna haşlanırken bir yandan sosunu hazırlıyorum. Bir kasenin içerisine bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçasını aldım. Bir yemek kaşığı kadar acı sos ilave ettim. Bir yemek kaşığı kadar ketçap ilave ettim. Çok az miktarda tuz ekliyorum. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Çay kaşığının ucuyla karabiber, bir çay kaşığı kuru fesleğen ilave ettim. Çok az miktarda su ilave ettikten sonra karıştırdım. Pizzamızın sosu artık hazır. Bunu kenara alıyorum. 1 dal sucuğu ince ince doğruyorum. 100 gram kaşar peynirini rendeliyorum ve bunları hepsini kenara ayırıyorum. Makarnayı süzdükten sonra makarnaları çöp şişi bu şekilde diziyorum. Makarnadan pizzayı misafirlerinize hazırlayabilirsiniz, özel günlerde hazırlayabilirsiniz gün masaları için hazırlayabilirsiniz. Çocuklarınız zaten çok sevecek ve sürekli isteyecek sizden. Bu şekilde çöpün tamamını dolduruyorum. Ve hepsini tamamlayacağım. Bugün dışarıda acayip bir yağmur var ve kara bulutlar havayı tamamen kaplamış durumda. Kameramın görüntüsü o yüzden bu şekilde. Evet makarnalarımızın hepsini çöp şişe dizdim ve fırın tepsisinin içerisine alıyorum hazırlamış olduğum salça sosunu kaşıkla makarnaların üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Daha sonra bir fırçayla her tarafına sürüyorum. Makarnaların üzerine ilk etapta kaşar peyniri gezdiriyorum. Daha sonra üzerine sucukları ilave ediyorum. Sucuk miktarını damak zevkinize göre koyabilirsiniz. Hatta hiç koymayabilirsiniz. Zeytinlerinde çekirdeğini çıkardıktan sonra bu şekilde dilimledim. Onları da üzerine ilave ettim ve yeniden kaşar peyniri ekliyorum. Önceden ısıtmış olduğum 220 derecelik fırında 10-15 dakika kadar pişirdim ve servis ediyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.